Ferguson bugün New York. Polis şiddetine tepki çığ gibi. Üç boyutlu yazıcılar sağlıkta çığır açıyor. Arnavut tenor La Boheme hayat verdi. Hayatın gündeminden mutlu pazarlar. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da polis şiddetine karşı tepki çığ gibi büyüyor. Önce Ferguson, son olarak da New York. İki olayın ortak noktası ölenlerin siyahsız birer siyah Amerikalı, ölüme neden olanlarınsa beyaz polisler olması. Ferguson'daki siyah aileler endişeli ve çocuklarına polisle karşı karşıya geldiklerinde ne yapmaları gerektiğini anlatmaya başladılar. Ferguson'daki siyahlar uzun zamandır polis teşkilatında ırkçı önyargıdan ve polislerin kendilerine karşı orantısız güç kullanmasından şikayet ediyor. Birçok kasaba sakini çocuklarının polisle karşı karşıya gelmesinden kaygı duyuyor. Gençlere dikkatli olmalarını ve polisle karşı karşıya geldiklerinde polisin dediklerini yapmalarını söylüyorum. Silahsız Michael Brown'un beyaz polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmesi, çoğunluğu siyah olan kent nüfusu ve polis arasındaki gerginliği alevlendirdi. Sosyal hizmetler çalışanı Ivy Hilton, polisle halk arasındaki ölümcül çekişmeyi durdurmak için yapılması gereken çok şey olduğunu söylüyor. They're just starting to shoot and kill and it is alarming. Polis hemen ateş etmeye ve öldürmeye başlıyor. Bu da kaygı verici. Siyah vatandaşlara yapılan muamelede bir eşitsizlik var. Bunu düzeltmek ve uyumu geri getirmek için çok dikkatli davranmalıyız. Amerika Adalet Bakanlığı'nın 2011'de yayınladığı bir rapor, polis tarafından durdurulan siyah sürücülerin beyaz sürücülerden iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Rapor, polis tarafından aranan ve şiddet içermeyen suçlardan tutuklanan siyah sürücülerin beyaz sürücülerden üç kat daha fazla olduğunu da belirtiyor. Bazı genç siyah Amerikalılar polislere güvenmiyor. Siyah gençler öfkeli, hayatımızın ve değerimizin ucuzluğu onları üzüyor. Rudy Davis, Washington'da yayın yapan bir radyoda çalışıyor. Davis, genç siyah Amerikalılara danışmanlık veriyor. Polise sadece evet demek veya o anda yaptığımız eylemi durdurmak yardımcı olur mu bilemiyorum. Bazı siyah ebeveynler çocuklarına polisle tartışmaya girmemesini tavsiye ediyor. Gençlerle devamlı sokak kanunlarını konuşuyoruz. Polis yanınıza geldiğinde haklarınızın ne olduğunu ve ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Gençlere danışmanlık veren Edward Tate, bu sorunla mücadelede eğitimin önemine dikkati çekiyor. İnsanlara kültürel değerleri ve geçmişleri hakkında yeniden eğitim vermeliyiz. Böylece kendilerine güvenen, itibar sahibi bireyler haline gelebilir ve buna bağlı olarak da davranışlarını değiştirebilirler. Ferguson Polis Müdürü, teşkilatının halkın güvenini yeniden kazanmaya kararlı olduğunu söylüyor. Ancak insan hakları savunucuları Ferguson ve başka yerlerde polis karşıtı gösterilerin devam edeceğini öngörüyor. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi, Washington. Obama'nın Kenya'da yaşayan üvey babaannesi Sarah Obama, bağış toplamak üzere buraya, Amerika'ya geldi. Babaanne Obama, Kenya'da Obama'nın babasının doğduğu yere 12 milyon dolar maliyetinde okul ve hastane yaptırmayı planlıyor. Sarah Obama, yoksul Kenyalılar için yürüttüğü yardım kampanyalarından dolayı Birleşmiş Milletler ödülüne de layık görüldü. Başkan Barack Obama'nın Kenya'da yaşayan 94 yaşındaki babaannesi Sarah Obama kısa süre önce Amerika'yı ziyaret etti. Kendini eğitime adayan Sarah Obama, Amerika ziyareti sırasında New York'ta bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Eğer çok çalışırsanız okulda çok başarılı olursunuz. Başkan Obama'nın babasının üvey annesi Sarah Obama'nın vakfı, babaanne Obama'nın yıllardır Kenya'daki yoksullara ve yetimlere yardım ettiğini gösteren bir film hazırlamış. Sarah Obama, Birleşmiş Milletler'deki dinleyicilerine küçük bir kızken okuma yazma bilmediğini söyledi. Hiç okula gitmemiş ama eğitime aşık. İşte bu yüzden Barack Obama'nın babası dahil bütün çocuklarını okula göndermiş. Eğitim aldıkları zaman kendi başlarının çaresine bakabilir, bağımsız olabilirler. Bu yüzden sadece kendi çocuklarının değil, bütün çocukların okumasını istiyor. Bu yüzden bütün yetimlere yardım edip hepsinin eğitim alması için çalışıyor. Birleşmiş Milletler, Sarah Obama'nın Kenya'nın Kogelo bölgesinde okul ve hastane yaptırmayı planlayan vakfını Kadın Girişimciler Günü ödülüne layık gördü. Vakıf şimdiye kadar anaokulu olarak planlanan ilk binanın yapımı için gerekli olan 250 bin doların yarısını toplamış.
Çağırtan yol Amerikan Lisesi Washington. Okullarda öğrenciler arasındaki taciz tüm dünyada olduğu gibi Amerika'da da büyük sorun. Uzmanlar sözlü, fiziksel veya sanal olmak üzere farklı şekillerde ortaya çıkan tacizin bütün şekillerinin gençlere zarar verdiğini ve tehlikeli sonuçlar doğurduğunu söylüyor. Maryland'daki bir lisede öğrenciler tarafından hazırlanan taciz karşıtı bu film ise büyük dikkat çekiyor. Anya Mudrakova, Savannah Suzer ve Diane Trier çok yakın arkadaşlar. Bu yılki film projelerine yeni başlamışlar. Bir belgesel hazırlıyorlar ancak henüz ismini koymamışlar. İsmi ya zorbalar kendilerini taciz eder ya da kendine dost ol olacak. Tacizle ilgili gençleri bilinçlendirmek isteyen Anya, proje konusunda çok heyecanlı. İnsanlar başlarını derde sokmadan diğer insanları taciz etmenin yollarını buluyor. Bu da durumu çok daha kötüleştiriyor. 10 yaşından beri film çekip YouTube'da paylaşan Anya da tacize uğramış. Nefret dolu yorumlar geliyordu. Videoların çok aptalca, çok tuhaf görünüyorsun diyenler vardı. Ama liseye gelince yaptığım işi sahiplenmeye başladım. Anya hobisine sahip çıkmanın karşılığını almış. Geçen yıl Anya ve arkadaşlarının çektiği bir film, gençler için düzenlenen küresel bir taciz karşıtı yarışmaya girmeye hak kazanmış. Bir isimli film finale kalmış. Film, taciz kurbanlarının neler hissettiğini konu alıyor. Diane, filmdeki ana karakteri canlandırmış. Herkes ona karşı, kimsesi yok. Eğer birisi ona yardım etseydi, belki de intihar etmeyecekti. Filmin verdiği mesaj çok açık. Tek bir kişi fark yaratabilir. Savannah, kişisel tecrübesinden yola çıkarak tacizin özellikle kızlar arasında büyük sorun olduğunu söylüyor. Kızlar çok kötü. Diğer kızlarla dalga geçmeyi seviyorlar. Kıyafetini beğenmedim, saçını beğenmedim gibi yorumlar yapıyorlar. Bu da dalga geçilen kişinin moralini bozuyor. Öğretmenleri Matthew Parsons, tacizin her yerde mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu söylüyor. Bence taciz gençler arasındaki sosyal dinamiklerle ilgili bir sorun. Dünyanın neresinde olursak olalım karşımıza bu sosyal dinamikler çıkıyor. Genç film yapımcılarına danışmanlık veren Parsons, tacizi durdurmanın öğretmenlerden çok öğrencilerin elinde olduğunu söylüyor. Öğrenciler akranlarının yarattığı bir şeyin duygusal etkisini gördüğünde bundan çok etkileniyor. That's good. We need that. Fark yaratabildiklerini görmek bu üç kızın heyecanını ve bu yılki yarışmayı kazanma umutlarını artırıyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika girişimciler ülkesi. İş kurma süreci zor belki ama fikriniz tutarsa paraya dönüşmesi hiç de zor olmayabiliyor. Kadınların önündeki engeller daha fazla kuşkusuz. Ancak Los Angeles'taki bu girişimci hem kadın hem de göçmen olarak zoru başaranlardan. Los Angeles'taki matbaasında konuştuğumuz Carmen Red, Amerika'da endüstriyel baskı yapan çok az sayıda kadından biri olduğunu söylüyor. Latin kökenli Carmen, Amerika'ya ait olan ve İspanyolca konuşulan Puerto Rico'da doğmuş. Carmen'in matbaası battal boy afişler ve posterler basıyor. Carmen bazı müşterilerinin kendisiyle tanıştığında şaşırdıklarını söylüyor. Bu ölçekteki makinelerin sahibinin Latin kökenli bir kadın olabileceği akıllarına gelmiyor. Bu karşılaştığım sorunlardan biri. Carmen yaptığı işin insanları şaşırttığını söylüyor. Carmen Red'in şirketi grafik tasarımlar yapıyor ve pazarlama malzemeleri üretiyor. Şirket San Diego'daki bir hükümet binasını kumaş ve afişle kaplamış. Şirketini 20 yıl önce kuran Carmen zorluklarla da karşılaşmış. İlk başta tekstil üzerine çalışan Latin kökenli girişimci Çin'le rekabete giremeyince sektörden çekilip baskı işine başlamış. Her işte olduğu gibi bu işin de inişleri çıkışları var. Bazen çok iyi kazandım, bazen de çok parasız kaldım. İş sahibi olmanın ek sorumluluk yüklediğini söyleyen Carmen'in 40 çalışanı var.
İnsanlar sen patronsun, daha az çalışırsın diye düşünüyor. Oysa tam tersi. Ben herkesten çok çalışıyorum çünkü çalışanlarımın sorumluluğunu taşıyorum. Red'in firması Amerika'da Latin kökenlilerin sahip olduğu 3 milyon şirketten biri. Latin Kökenliler Koalisyonu Başkanı Hector Barreto bu sayının sürekli arttığını söylüyor. Koalisyon geçtiğimiz günlerde Latin kökenli iş kadınları için bir panel düzenledi. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu rakam 3 milyondan 12 milyona çıkacak. Sadece Kaliforniya, Texas ve Florida değil, Amerika geneline yayılacak. Barreto bu şirketlerden birçoğunun sahibinin kadın olduğunu da söylüyor. Carmen Red şirketini kurduğu zaman erkeklerin hakim olduğu bir sektörde bu kadar başarılı olacağını hiç aklına getirmediğini söylüyor. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi, Washington. Bugüne dek sayısız üç boyutlu yazıcı haberi yaptık. Araba basanı, silah basanı derken sağlık alanında da epey kullanılır oldu. Son gelişme kalp cerrahları için. Doktorlar artık tetkik için kalbin kalıbını bu yazıcılardan çıkarıyor. Ona göre karar veriyor. Bu ufak bebek kalp ameliyatından çıkmış. Kalp uzmanı Matthew Bramlett ameliyata yardımcı olan 3 boyutlu yazıcının çıktısını gösteriyor. That's actual heart. Like your home's heart. Bu elinizde tuttuğunuz gerçek kalbin modeli. İki kulakçığın arasındaki deliği görüyorsunuz. Cerrahlar genelde kalbin dijital görüntülerini kullanarak her detayını görüyor. Matthew Bramlett bu görüntüleri kullanarak 3 boyutlu modeller oluşturuyor. Bunlar da görüntülerden anlaşılamayacak sorunları ortaya koyabiliyor. Bir sorun olduğunu bilsek de bunu dijital görüntülerden anlayamıyorduk. Ameliyat yapıldı ve zaman kazandık. Gelecekte bu tür bilgilere sahip olmak kalbi durdurmadan alternatif yöntemler kullanmamızı sağlayacak. Yöntem için tomografi ve MR'a elde edilen görüntülerle başka veriler kullanılarak 3 boyutlu yazıcıya yollanıyor. Burada yazıcı alçı ya da seramikten kalbin bir kopyasını çıkarıyor ve basmaya başlıyor. Bu minik kalbin detayı Bramlett'ı çok şaşırtmış. Bakarsınız yumurta boyunda. Bebeğin kalbi bu. Cerrahların müthiş şeyler başardığını biliyorum. Ama yine de bu küçücük kalbe bakarken cerrahların başardığı büyük işlere hayret etmekten kendimi alamıyorum. Kalp cerrahı Cathy Magliato gördüklerinden ikna olmuş. Skype'dan görüştüğümüz Magliato, 3 boyutlu modellerin cerrahlar arasında yayılmasını destekliyor. Bu son derece karmaşık yapıyı, anatomik olarak çok farklılık gösterebilecek kalbi ameliyat öncesinde elime veriyorsunuz ve ben gördüğüm, dokunduğum, hissettiğim model üzerinden ameliyat planı yapabiliyorum. Bu her şeyi değiştirebilir ve hayat kurtarabilir. Matthew Bramlett teknolojiyi araştırmaya devam ediyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri ile ortaklığa giden Bramlett, 3 boyutlu bir kütüphane kurarak model ve görüntülerin başkaları tarafından kullanılmasını sağlamayı planlıyor. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi, Washington. Sadece kalp değil, sağlıkta kullanılabilir pek çok parça da bu mucizevi aletlerden çıkıyor artık. Güney Carolina'daki uzmanlar son 9 yıldır 3 boyutlu yazıcıların canlı doku üretmesi için çabalıyor. İşte o araştırmada gelinen son nokta. Güney Carolina Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar 2003'ten beri canlı doku üretmeye çalışıyor. Araştırmacı Sarah Grace Dennis, Palmetto Bio yazıcı gibi yeni teknoloji yazıcıların bu süreci oldukça hızlandırdığını söylüyor. Buraya bir yıl önce geldiğimde yazıcılarda sadece biyolojik mürekkep kullanıyorduk. Amacımız hücrelerin basılıp basılamayacağını görmekti. Bugünse farelerde kullandığımız kas iskeleti protezleri basıyoruz. Araştırmacılar glikoz, protein ve hayvandan alınan canlı dokulardan yapılan karmaşık bir besleyici solüsyon hazırlıyorlar. Biyolojik mürekkep adı verilen bu karışım basılacak olan yeni dokuda kullanılıyor. Bu solüsyonda en az 1,5 milyon hücre var. Biyolojik mürekkepler yazıcıdaki haznelere dolduruluyor. Yazıcının yüzeyi ve haznelerin ucu lazerle yönetiliyor. Cerrahi Araştırma Bölümü eş başkanı Dr. Michael Yost, yazdırma sürecinin tamamen otomatik olduğunu söylüyor. 3 boyutlu biyolojik yazıcımız sayesinde yeni mikrovasküler ağlar yaratabiliyoruz. Bu da pankreas, karaciğer ve böbrek gibi vücudun kilit bölgelerinde yeni dokular geliştirmemize yardımcı oluyor. Geliştirdikleri teknolojinin henüz ilk aşamada olduğunu belirten araştırmacılar, birkaç yıl içinde 3 boyutlu yazıcılar sayesinde organ naklinde kullanılacak doku geliştirmeyi umuyor. Doku üretimi gerçek bir olay ve eğer burayı ziyaret ederseniz bunu kendi gözlerinizle görürsünüz. Dokunamazsınız ama görürsünüz.
Uzmanlar canlı doku üretimi için önlerinde çok büyük bir engel olduğunu da söylüyor. Protez dokuyu canlı tutmak için kanla beslemek gerekiyor ancak bunun nasıl sağlanacağı henüz bilinmiyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Bugüne kadar Amerika'nın Sesi televizyonda, radyoda ve internette sizlerle birlikte oldu. Şimdi de Amerika'nın Sesi'nin ücretsiz ve hızlı mobil uygulaması akıllı telefonunuzda. Flash haberler alabilir, videolarınızı, resimlerinizi ve sesinizi muhabirlerimizle paylaşarak Amerika'nın Sesi ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Cebiniz ya da tabletinizin işletim sistemiyle uyumlu uygulamamızla haberleri okuyabilirsiniz. Amerika'nın Sesi'nin mobil haber uygulamasını şimdi hiçbir ücret ödemeden indirebilirsiniz. Uçan kaykaylar deyince aklınıza geleceğe dönüş tarzı filmler geliyor değil mi? İşte o hayal gerçeğe dönüştü ve manyetik kaykay çıktı ortaya. Manyetik iki cisimdeki benzer kutupların birbirini ittiğini ve bu manyetik oyuncakta olduğu gibi cisimleri yerden kaldırıp havada hareket ettirdiğini gözle görmek mümkün. 1980'li yıllardan beri bu fizik teorisi Avrupa, Japonya ve Çin'deki tren hatlarında kullanılıyor. Trenle yüzey arasında hiçbir temas ve sürtünme olmadığı için bu manyetik trenler sessiz bir şekilde çok hızlı hareket edebiliyor. Eşiyle birlikte bir şirket kuran mimar Greg Henderson, aynı teknolojinin binalar dahil her türlü cismi havada hareket ettirebileceğini söylüyor. Bir deprem düşünün, erken uyarı sistemi binaların havalanmasını sağlayabilir. Sarsıntı bitince de binalar tekrar yerine oturur. Binalardaki insanlar deprem olduğunu bile fark etmeyebilirler. Henderson'ın firması geçtiğimiz günlerde Hendo adını verdikleri manyetik bir kayka üretti. Bu manyetik tahta parçası üzerindeki kişiyi 2,5 santimetre havaya kaldırabiliyor. Manyetik bir yüzey yaratıyoruz. Sonra da gizli tekniğimizi uygulayarak bu yüzey üzerinde ikinci bir manyetik taşıyıcı yüzey oluşturuyoruz. Şimdilik Hendo'nun motorlarını çalıştıran akü kısa sürede bitiyor. Ancak tasarım mühendisi Kyle O'Neill, deneyimli kaykaycıların bu kısa sürede manyetik kaykayı kullanmayı öğrenebileceklerini söylüyor. Bazıları Hendo'yu snowboard yapmaya benzetiyor. Bazıları da manyetik kaykayın tam hayal ettikleri gibi çalıştığını söylüyor. Bu çok ilginç bir tepki çünkü daha önce hiç kimse manyetik kaykaya binmedi. Yaratıcıları metalle kaplı yüzeyde çalışan Hendo'yu yollarda görmenin zaman alacağını söylerken manyetik motorların depolardaki taşımacılık için kullanılabileceğini de ekliyor. Henderson'ın şimdiki hedefi ise herkesin manyetik kaykayı deneyebildiği bir kaykay parkı inşa etmek. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Los Angeles'taki lise ve üniversite öğrencileri yaratıcılığı ve sabrı zorlayan bir bilim yarışmasına hazırlanıyor. Adı Rube Goldberg Makine Yarışması ve bu yarışmaya katılan makinelerin tek bir amacı var. O da basit bir işlemi mümkün olan en fazla adımda gerçekleştirmek. Amerika'nın Sesi bu tuhaf yarışmaya hazırlanan öğrencilerle tanıştı. Okul günü bittiğinde bu sınıf bir atölyeye dönüşüyor. Son iki aydır bu sınıftaki öğrenciler fizik öğretmenlerinin yardımıyla yazı tahtasını silebilen bir makine yapmaya çalışıyor. That's a simple task. Bu basit bir işlem, öğrencilerin bu basit işlemi mümkün olan en fazla adımda gerçekleştirecek bir makine tasarlaması gerekiyor. Buna Rube Goldberg makinesi deniyor. Amerikalı Rube Goldberg, Pulitzer ödülü sahibi bir karikatür sanatçısı ve basit işlemleri yapan, karmaşık makineler tasarlayan bir mucit. Bu öğrenciler kent genelinde düzenlenen Rube Goldberg makine yarışmasına girmeye hazırlanıyor. Hem heyecanlı hem de tedirginim çünkü makinemiz henüz bitmedi ama bitmek üzere. Ancak bu aşamaya gelmek de kolay olmamış. İşin en zor kısmı yılmadan çalışmaya devam etmek. Bazen takım arkadaşının yaptığı bir hatanın bedelini herkes ödüyor. Bu çocuklar çok çalıştı. Bu süreçte kararlı olmayı öğrendiler. Israrcı olmaları gerekiyor çünkü bu makineyi en az 50 kez çalıştırmayı denedik ama sadece 2 kez başarılı olduk. Başkalarını veya kendimizi suçlamadan devam etmek zor. Birlikte çalışmaya devam etmemiz ve bir çözüm bulmamız gerek. Öğrenciler sorunu çözmek için hem fizik kurallarından hem de etraflarındaki cisimlerden yararlanıyor. Bu yarışmada amaç sadece karmaşık değil, aynı zamanda mizahi görünümlü, yaratıcı bir makine tasarlamak. Sahip oldukları tüm bilgileri birleştirmek ve takım çalışması yapmak çok değerli bir deneyim. Yarattığımız makine hepimizi büyüledi.
Haftalardır yarışmaya hazırlanan bu öğrenciler için sıradaki adımsa Ruth Goldberg jürisini büyülemek. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi 2015 takvimleri hazır. Elimizde sınırlı sayıda olan takvimlerden istiyorsanız tek yapmanız gereken ekranda gördüğünüz amerikanınsesi.com adresinde bulunan formu doldurmak. Amerika'dan birbirinden güzel görüntülerin süslediği 2015 takvimini beğeneceğinizi umuyoruz. Amerika'nın Sesi Türkçe yayın bölümü olarak hepinize mutlu yıllar dileriz. Başkent Washington'un kültür ve sanat kalbi Kennedy Sanat Merkezi'nde atar. Ve geride bıraktığımız günlerde bu merkezin salonunda dünyaca ünlü La Bohème operası yankılandı. Amerika'nın Sesi Arnavutça servisi başroldeki başarılı tenor Saimur Birgu ile konuştu. La Bohème 19. yüzyılda Paris'in Latin mahallesinde geçen klasik bir aşk öyküsüdür. Karakterleri de bohem bir yaşamı seçen sanatçılardır. Samir Pirgu'nun ses verdiği Rodolfo, yaşam dolu bir şairdir. Odasını üç sanatçı arkadaşıyla paylaşan Rodolfo, gönlünü güzel ve sade bir kız olan Mimi'ye kaptırır. Rodolfo character is one of most beautiful roles that I have done. Rodolfo oynadığım en güzel rollerden biri. Sanatınızı ortaya koymanıza izin veren bir rol ve çok güzel parçalara sahip bir karakter. Puccini'nin operasını söylemek harika. Bunu yapabildiğim için çok mutluyum. Arnavut olan Pirgu İtalya'da yaşıyor. Dünyanın pek çok müzik kentinde hem dinleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanmış. Yalnızca 10 senelik kariyerinde Viyana, Londra, Milano, Zürih, New York ve Los Angeles'ta farklı tenor rolleri üstlenmiş. Pirgu doğduğu yıllarda komünist rejimle yönetilen Arnavutluk'ta büyümenin getirdiği kısıtlamalara rağmen sanat dünyasında hızlı bir biçimde yükselmiş. 7 yaşında müzik eğitimine başlayan sanatçı önce keman öğrenmiş. Ancak 3 tenor olarak bilinen Luciano Pavarotti, Placido Domingo ve Jose Carreras'ı televizyonda izlemesi onu operaya yöneltmiş. Genç müzisyen anavatanı Arnavutluk'tan 19 yaşında ayrılmış ve müzik eğitimini İtalya'da tamamlamış. Ancak bugün müziğiyle ülkesinin elçiliğini yapıyor. Amerikalı soprano Corinne Winters, La Bohème'de Mimi'yi seslendiriyor. Winters ve Pirgu hastalık ve ölümün ayırdığı sevgilileri canlandırıyor. Of course the music of Puccini is very difficult and you need to have this. Elbette Puccini'nin müziği son derece zor. Özel bir ses girişi ve müzikalite gerektirir. Opera söylemek kolay değildir. Pirgu'nun yetenekleri Puccini'ye uygun görünüyor. Ünlü tenor Placido Domingo da Pirgu'nun tekniğini mükemmel olarak değerlendirmiş. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'dan hayata dair kesitler getirmeye çalıştık ekranlarınıza. Programımızı kapatmadan önce kısa bir hatırlatma. Amerika'nın Sesi yayınlarını dilediğiniz zaman amerikanınsesi.com adresinden izleyebilir. Amerika'dan ve dünyadan her türlü gelişmeyi sitemizden takip edebilirsiniz. Facebook ve Twitter hesaplarımızla YouTube sayfamıza da bekleriz. Ayrıca bize ekranda gördüğünüz elektronik posta adresinden de ulaşabilirsiniz. Biz haftaya yeni bir gündemle yine bu ekranda olacağız. Mutlu haftalar, hoşça kalın.